Doktor Şerife Yılmaz Özel Tekden Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Meslekte 15. yılım. Maalesef 1 Temmuz'dan sonra bu bazı kısıtlamaların kalkmasının ardından özellikle düğün, kına, sünnet düğünü ya da diğer toplu organizasyonların artması insanlarda birazcık rehavete neden oldu. Çevremize de baktığımızda hastaların bu tarz toplu mekanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması ve özellikle de bazı kesimde aşı konusundaki direncin devam etmesi ve aşılama oranının düşük olması sebebiyle vaka sayılarımızda özellikle son 2 haftada belirgin bir şekilde artış söz konusu. Salgının başından beri hem servis hem de yoğun bakım olarak COVID hastalarının tedavisini üstlenmekteyiz. Ama son zamanlarda maalesef şöyle bir durum söz konusu. Özellikle yoğun bakıma yatışlarımızda hastalarımızın büyük bir çoğunluğu aşısız ve aşısız olan vakalarda da maalesef ağır seyretmekte. Ve özellikle genç yaşta hastalarda ölüm ve sonuçlanma oranında artış görülmekte. O yüzden bu konuda vatandaşlarımızı aşılarını düzenli bir şekilde yaptırmalarını ve en az 2 doz aşılarını tamamlatmış olmalarını öneriyorum. Özellikle okullar açıldığı için ailelerin öğrencileri okulda maskelerini çıkartmamaları, el hijyenine dikkat etmeleri konusunda önermelerini istiyorum. Çocuklarda hani şu ana kadar tespit edilmiş ağır vaka sayısı çok az ama taşıyıcılık konusunda çocuklarımız çok önem arz ediyor. O yüzden de bu hastalığın, salgının yayılmasını engellemek amaçlı çocukların taşıyıcı olmaması için el hijyeni, temizlik ve maske mesafe kuralına uymaları mutlaka gerekli. Özellikle de bebekler çocuklarını okula götürüp getirmekte ebeveynler de çok fazla temasta ve dışarıya çıkmakta. Onların da özellikle maske mesafe kuralına uymaları gerekiyor. Şu an hastalık bitmiş değil, salgın hızlı bir şekilde devam ediyor. O yüzden insanların rehavete kapılmaması, tedbirlere en uygun şekilde devam etmelerini öneriyorum. Ve özellikle de aşılama sırası gelen herkesin mutlaka aşılarını yaptırması gerektiğini söylüyorum.